Millet Partisi Almanya temsilciliğini coşkulu bir programla açtı. Yoğun bir katılımın olduğu Köln'deki programda konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asıltürk ve Genel Başkan Profesör Doktor Mustafa Kamalak saadetli geleceğe dikkatleri çekti. Kamalak gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtladı. Saadet Partisi Almanya'da coşkulu bir programla temsilcilik açtı. Köln'de gerçekleştirilen programa başta Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asıltürk ve Genel Başkan Profesör Doktor Mustafa Kamalak olmak üzere Genel Başkan Yardımcıları İlyas Tonguç ve Temel Karamollaoğlu, TV5 Yönetim Kurulu Başkanı ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak, Almanya temsilcisi Abdussamed Temel, TV5 Avrupa Koordinatörü Mustafa Macit, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve çok sayıda milli görüşçü katıldı. Omuz omuza. Mikrofona gelen her konuşmacı bir süre tezahürattan dolayı konuşamadı. Mustafa Kamalak ve Oğuzhan Asıltürk kürsüye geldiğinde bir süre beklemek zorunda kaldı. Programda konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asıltürk adil bir düzeni işaret etti. Şu coşkulu halinizi, heyecanınızı takdir ediyorum. Özellikle iki gruba teşekkür edeceğim. Bunlardan bir tanesi hanım kardeşlerimdir. Çünkü onlar hem evlerinin işini yapıyorlar, eşlerinin, çocuklarının bütün hizmetini görüyorlar. Ev işlerinden bu kadar ağır yükten sonra bir de cihada koşuyorlar. Onlara özel teşekkür ediyorum onun için. Allah razı olsun. İkinci olarak da genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar da her zaman hocamızın söylediği heyecan dediği şey var ya, onları gönüllerinde taşıyorlar. Bu davanın yürütülmesinde buna da ihtiyaç olduğu için ikinci olarak onlara teşekkür ettikten sonra asıl bu davanın yükünü uzun yıllardan beri taşımış olan bütün milli görüşlü kardeşlerime de özellikle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah ayağımızı kaydırmasın. Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak da Köln'de net mesajlar verdi. Tevhid temeline dayanan adaleti ve kardeşliği esas alan sisteme biz milli görüşlüyoruz. Yazıktır ki adil bir düzen yoktur. Halka gönülden bağlı bir yönetim yoktur. İşte milli görüşler bu düşüncelerle yola çıkmışlardır. Milli görüş diyor ki ülke zenginlikleri eğer rasyonel bir biçimde kullanılacak olursa emin olun her bir ülke kendisine yetecek kadar nimete kavuşacaktır fazlasıyla. Programda ara ara verilen milli görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın görüntülü mesajları Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen milli görüşçüleri gözyaşlarına boğdu. Ayrıca binlerce kişinin coşkusu çok dikkat çekti. Program sonrası mikrofonlara konuşan Kamalak, kardeşlik vurgusunun ısrarla altını çizdi. Adil düzeni işaret etti. Biz şundan emin olun, bir alternatif değil, biz çareyiz ve tek çare. Kur'an'dan ve sünnetten mahrum olan toplulukların adil bir düzen kurmaları mümkün değildir.
Adaletin olmadığı yerde de ancak zulüm hakim olur. Tüm insanlık adalete muhtaçtır. Biz adalet için çıkıyoruz. Herkes kardeşlik hukuku içerisinde insan haysiyetine yaraşır biçimde yaşasın istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ne diyor Saadet Partisi? Bir, savaş değil barış. İki, çatışma değil diyalog. Üç, çifte standart değil adalet. Dört, üstünlük değil eşitlik. Beş, sömürü değil hakça paylaşım. Altı, baskı ve tekebbür değil insan hakları ve demokrasi. Yönetim bakımından da temiz toplum, temiz siyaset ve temiz yönetim diyoruz. Ne hak ye, ne hak yedir diyoruz. Kamal Ak, hükümetin yargıya müdahalesi iddialarını da değerlendirerek, toplumsal olarak temizlenmenin en kestirme yolu yargı sürecinden geçmektir, dedi. Efendim, toplumsal olarak temizlenmenin en kestirme yolu, en sağlam yolu yargı sürecinden geçmektir. Kimse yargıya müdahale etmemelidir. Görevini devreden Bakan Nihat Ergül'ün servet, şehvet, şöhret uyarısını da hatırlatan Kamal Ak, maneviyat vurgusu yaptı. Ahlak ve maneviyat olmadığı zaman servet bazen insanı uçuruma götürür. Nefis doymak bilmez. Nefsi terbiye edebilmek için biz diyoruz ki temel ilkemiz olan hususu hatırlatıyoruz. Önce ahlak ve maneviyat.